Merhaba. Hoş geldin. Bir ayda 5 yaş gelecek. Allah razı olsun. Sen de söylüyorum. Bak kızımız bir öyle söyledi. Yani ben söyleyeyim. Trafik çok sıkışık. Dolayı bura. Geliste mi kalacak şey yoksa şey? Yok eve gittim. Bunlar anlayın. Efendiye söz verin. Hanım artık dedi. Hanım da dedi. Çıkmayın. Kodum var. Ben olmazsa olmasın. Gel oturun. Şimdi yavaş yavaş söylüyorlar. Kim çıktı size ne halde? İşte Erhan bize. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk sınırcısı birerler var. Hatip yani. Meclisinden sıkıldığımızdır. Meclisinden sıkıldığımızdır. Aydın, entelektüel, karizmatik. Onun kadar olmaz olur. Bakın yarım sayıyorum. Kim? Ha. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Saat tam 7. Saatinde 8 yıldır başlıyoruz. Fakat bitirirken saate riayet edemediğimiz oluyor bazen 5-10 dakika. Safalar oluyor. Şiirlerden dolayı uzun sürüyor bazısı. Zor izah edilecek biçimde yazmışlar. Farklı üstadlar 21. yüzyılda nasıl bir Türkçe'ye mahkum olacağımı vesaire mutlaka başımıza ne geleceğini. Ve tabii çok izah isteyen biçimler. Hocamı görüyorum karşımda. Sahip hocam, teşekkür ederim. Her eksik olmasınlar. Hocamı görmeden önce aklımdan geçmişti. Tevafukluymuş meğer. Osman Devlet merhumdan biraz söz edesim vardı bugün. Ses geliyor mu her tarafa? Bu ses? Biraz geliyor. Şimdi nasıl? İyi. Tamam, bu. Mükebbir-i sesi yükselten hoparlör, mükebbir-i saut diyorlar bu biraz eskiler. O kelime kadrosuyla oluşturabilseydik dünyamızı daha gösterişli bir sahibimiz olacaktı ama bunu pek beceremedik. Geldiği gibi kabul ettik. Bunu bazı Araplar da hata ediyorlar. Arabistan'da bakıyorsunuz, air condition için İslam harfleri, Arap harfleriyle air condition yazmaya çalışıyor. Çok zor oluyor. Halbuki halk buna güzel bir isim vermiş. Arabi zengin bir dil. Mukeyf demiş. Mukeyf. Keyif verecek. Mukeyf. Nükteli de bir isim yani. İnsan onu niye kullanmaz? Daha önce söylemiş miydi bilmiyorum. Doğu Türkistan'da hava alanında bizim VIP dediğimiz VIP, Very Important Person. Very Important Person İngilizcesi, Türkçesi de VIP. Ya başka bir kullanabilir diyoruz değil mi? Orada aziz misafirler menzili diye isimlendirmişler. Ne kadar da güzel yakışmış aziz misafirler menzili. Yani biraz böyle hicran var yani o ismin orada olup burada olmaması, olmamasında. Ve üçü de bakılsın ki üçü de Arapçadan Türkçe'ye girip Türkçeleşmiş kelimeler. Aziz misafirler menzili. Böyle heybetli, yakışıklı, meramı anlatmaya elverişli lisan tabii. İnsana daha güzel, daha mutlu, daha ferah bir hayatta sağlıyor. Çünkü insanoğlu konuşa konuşa anlaşıyor. Ne kadar güzel konuşuyorsa o kadar iyi anlaşacaktır. Birçok ihtilaf daha kaynağında çözüme kavuşacaktır. Kavgaya gürültüye hacet olmayacaktır. Anlaşamazsa insanlar dövüşüyor tabii. Osman Nevres demiştik. Sakız Adalı Osman Nevres merhum. Aslen bir Rum ailedendir. 20'li yaşlarından ihtida etmiş, Müslüman olmuş ve muazzam şiir kabiliyetiyle çok da uzun olmayan ömründe 62 yaşında vefat etti yanlış hatırlamıyorsam.
3 divan tertip etmeye muvaffak olmuştuk ve divanların biri Türkçe, biri Arapça, biri Farsçadır. Ana dili olan aileden öğrendiği Rumcayla bir şey bırakmamıştır bidatçılarına. Çok enteresan bir numunedir bizler için. Osmanlı devresi hepimiz adını pek bilmesek de Türk müziğine meraklı olan Aksaçlılar onun bir eserinden hatırlarlar. Senden bilirim yok bana bir fayda ey gül. Gül yağına eller sürünür, çatlasa bülbül. Etsen de abestir, sitemi hale tehammül. Gül yağına eller sürünür, çatlasa bülbül. Ellerle o zevk etti, ben ateşlere yandım. Çektim o kadar cevmi cefasım ki usandım. Derlerdi kabul etmezdim, şimdi inandım. Gül yağına eller sürünür, çatlasa bülbül. Gördüm bu seher açılırken Gonca'yı hare. Sordum nola bu cevru cefa bülbül izare. Bir ah çekip hasret ile dedi ne çare. Gülyağına eller sürünür çatlasa bülbül. Bikâne edadır bilir ol afeti herkes. Ümmidi visal eyleme ondan emelin kes. Beyhude yere ahu fidan eyleme nevres. Gülyağına eller sürünür çatlasa bülbül. Senden güzelim çare bana, senden güzelim çare bana kat-ı emeldir. Etsen dahi ülfet demem ellerle haleldir. Ağyar ile gezsen de gücenmem ki meseldir. Gülyağına eller sürünür çatlasa bülbül. Tabi ben 5 kıtadan 4 ile 5'e yer değiştirerek okudum hatırlayamadığım için. Besteye konu olan da ilk kıtasıdır. Tamburi Ali Efendi. Hüseyin'i Yürük Semai formunda bestelemiş. O da adalıdır, Midilli adasındandır. Sakız adalı bir Midillili. Ortak eser koymuşlar. Ve eser tepeden aşağı bizdendir. Her şeyle bizimdir. İçimizi sızlatır. Hüseyin'i olması zaten ayrıca bahsedeyer. Bu millet enteresan bir millet. Hüseyin'i'ye karşı hususi bir ilgisi var. Hüseyin'i makamı. Yemen Türküsü'ne Hüseyin'i diyor mesela. Hüseyin'i duyunca ayarı kaçar hafiften. Hüzün hakimdir. Bir de çok fazla malumatınız olmamakla birlikte musiki şinas dostlarımızla meclisimiz de şükür makamların su tabiatlı, ateş tabiatlı, toprak ve hava tabiatlı olanlarından söz ederler ve Hüseyin'i su tabiatlı makamdır derler. Ne manaya geldiğini doğrusu bilmem ama beni yakışımdan anlıyorum ki su da olsa içindeki yakıcı gaz herhalde. Yani su da enteresan değil mi? Cenab-ı Hakk'ın kudretine bakıyoruz. Yakıcı gaz da, yanıcı gaz bir araya geliyor, söndürücü su oluyor. Aşkı o. Gitmedi bir daha. Suya bakışımız da tabii ki çok özeldir ve özel olmalıdır bizim. Medeniyetimiz bir su medeniyetidir. Suyu aziz tutar. En sevdiği, takdir ettiği kişiye de su gibi aziz ol der. Ve suyu model alır. Su gibi olmak, iyi insan olmanın özeti olarak takdim et. Nasıl olalım? Su gibi ol. Peki nedir su? Su nasıldır ki suya benzeyelim? Bir defa su birçok sıfat-ı ilahinin tecelligahıdır. Sıfatlar, tecelli isimler tecelli eder. Razzak ismi Allah-u Teala'nın rızık vereceği. Su tüm rızıkların kaynağıdır. Hatta hakkında ayet vardır. Estaizu billah ve cealna minel ma'i külli şeyin hay. Biz her şeyi su ile yaşar, suya muhtaç, susuz yaşayamaz biçimde yarattık buyuruyor Hak Teala. Bu ayeti kerimeyi de ecdat suyla ilgili yaptığı her türlü binanın alnına nakşetmiştir. Sebil yapar, şadırvan yapar, bir yerden su getirir. Orada ilk göreceğiniz şey hakikaten bu ayeti kerimedir. Başa nakşeder. Böylelikle siz suyu nasıl bir hürmetle ele almanız gerektiğini, ona nasıl gözle bakmanız gerektiğini daha ilk anda idrak fırsatı bulursunuz. Bir alime sormuşlar, balıklar su içer mi diye. Alimin de cevabı, böyle şeyleri niye merak edersiniz, nereden bulursunuz böyle sualleri filan ama suale de cevap lazım diyerek şöyle bir izah buyurmuşlar. İzah hakikaten çok tatmin edici, böyle latif. Zaten fevkalade dikkat edin diyorsunuz da ben yine bir özel dikkat rica edeyim bu bapta. Arapçada
her şey manasına gelen ibare iki türlüdür. Birinde külle şeyin dersiniz, her şey demiş olursunuz. Birinde de külle şeyin dersiniz, yine her şey demiş olursunuz ama bir fark vardır. Arada elif lam, harfi tarif, İngilizce'deki de, Fransızca'daki le'yu karşılayan, Arapça'daki el, yani harfi tarif. Peki nedir fark? Günümüz Türkçesinde bunun bir karşılığı var mı? Önce oradan bakmak lazım. Fransızlar le diyor, İngilizler de diyor. Telefonunda bir türlü öğrenemedim, de diyeceğiz, z'ye benzetiyorlar filan. De diyeceksin, de filan. Arapça'da el, anladık. Peki Türkçe'de bu ibareyi, bu mefhumu karşılayan hiçbir şey mi yok? Vardı, vardı. İş bu. İş bu, bunun tam karşılığıdır ama kullanmaz olduk. Yani kullanmayınca da lisan güzelliklerini setrediyor. Cahiller meclisinde gizler mana yüzünü diyor, değil mi Yunus Emre Hazretleri? Var ama kullanmıyorsun yani sana ait olduğu halde kullanmıyorsun. Nasıl ki gam, gussa, kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeis, efkar, tasadef, nihnet, elem gibi kelimeleriniz varken tamamını pas geçip stres diyerek durumu kurtarmaya çalışıyorsunuz da strese giriyorsunuz. Ha onun gibi. E iş buyu kullanmayınca peki kullanmamanın bir mahzuru var mı? Var. İngilizce öğrenen çocuklar kan terliyorlar. The door bilinen kapıdır. E door herhangi bir kapıdır yavrum diyor hocası. Çocuk bir türlü mefhumu kavrayamıyor yani farkı fark edemiyor. Ondan sonra da morali bozuluyor. Galiba ben İngilizce öğrenemeyeceğim diyor. Yani insan öğrenememek durumu tabii nahoş bir durum. İnsan kendini kötü hisseder yani. İşte ana dilinde o kavram olunca yabancı dildeki kavramla karşılaştığında gayet tanıdık bir şey. Bir mefhumu tanıyor çünkü. Yani yığma bir öğrenim tarzı değil de kenetlenmiş, irtibatlı, mana çivilerine çakılmış, böylece kalıcı oluyor. O yüzden eskiler Osmanlı Türkçesine hakim olanlar birkaç tane lisanı çok rahat öğrenirlerdi. Şimdi bir tek lisan öğreneceğim diye insanlar neler çekiyor. Ayet-i kerimede geçen ibare külle şeyin ve cealna minel mali külle şeyin hayd. Peki buradaki külle şeyini iyi anlayalım, her şey iyi anlayalım diye örnek bir cümle veriyor izahı yapan alim. Basit bir cümle. Ekeltü külle rummane. Üç kelime. Ekeltü külle rummane. Yedim ekeltü. Yedim. Külle rummane. Rummanlar külle hepsi. Bütün narları yedim. Ekeltü külle rummane. Ne demek? Bütün narları yedim. Öbür söyleniş biçimine göre ekeltü küller rummane. Bu defa harfi tarif var. Bütün narları yedim ama dinleyence malum ve maruf olan bilinen bir kısım narlar vardı da onların hepsini yedim. Dolayısıyla ikinci biçimde söylerse, harfi tarifli elif lamlı söylerse şunu demiş olur. Hani demin konuşmuştuk, hani sen biliyordun bir sepet içinde 7 tane nar vardı, hediye gelmişti ya. Ben onların hepsini yedim. Buradaki hepsi şu olamaz yani, yeryüzünde ne kadar nar varsa hepsini topladım yedim gibi muhal olmayacak yani akıl dışı bir ifade olamaz. Bilinmekte olan narla öbürü ise ekeltü külle rummane, sınır yok, tahdit yok, bütün narları yedim. Yani yeryüzünde ne kadar nar varsa onları mı yedim? Hayır. Yeşilinden de, sarısından da, kırmızısından da, tatlısından da, ekşisinden de yedim, her türlüsünü yedim demiş olur. Verilen bu örneği ayet-i kerimedeki manayla karşı karşıya getirince bakın ne çıkıyor. Ayet-i kerimede ve cealna minel mâi külle şeyin hay demiyor. Külle şeyin hay diyor. Yani tahdidsiz söylüyor. Sınır yok. Yani bütün canlılar, yani balıklar dahil. Eğer harfi tarif olsaydı diyebilirdik ki acaba balıklar su içiyor mu? Suyun içindeler yani. Sorabilirdik ama gerek kalmıyor. Şimdi bir takı, bir ek girdiği zaman mana bu kadar şekil değiştirebiliyorken sen birazcık Arapça biliyorum diye Kur'an tefsir etmeye kalkmadın değil mi? Aman dikkat et. Aman dikkat et babuş bahalı. Babuş bahalı men fesserel Kur'an'a bir eyyehi fakat kefere aklına göre tefsir eden kafir olur buyuruldu biliyorsunuz. Da bu mevzumuz değil. Bu mevzuya dolaylı geldik. Doğrudan mevzumuza dönelim şimdi. Sen de çok dağıtıyorsun da hocam filan. Estağfurullah. Dağıtmak da lazım ama ya. Ha? Ne yapalım? Balıklar suyu içti mi hocam? Balık içer. İçer. Her cümle içer. Yani bütün canlılar içer, balıklar dahil çünkü elif lam yok. Bütün canlılar içer, balıklar dahil. Hikmet-i Hüda
Denizin ortasında susuzluktan öldürür bazen Allah kulunu. Susuzluktan denizin ortasında ölür mü? Ölür. Çünkü insanoğlu aciz. Ömrü boyunca gıdalardan tahsil etmek istediği şey azottur. Azota açtır. O yüzden dünya harpleri oluyor. O yüzden insanlar bir sürü meşakkate giriyor. Halbuki akciğerlerimize kadar her an girip çıkan azottur. Aç olduğumuz şey odur. Girer ama istifade edemezsin. Girdiği gibi çıkar. Sen başka bir yoldan onu elde etmek için devlet kurarsın, harp edersin, meşakkate uğrarsın. İnsanoğlu hem her türlü nimete muhatap hem de akıl almaz derecede aciz. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Şiirimiz bize Kadir-i Mutlak karşısındaki acizimizi öğretir bir yandan da. Yani şiire çok görev yüklediğini düşünenleriniz olabilir. Ya bu şiir dediğinler neticede vakit geçirmek için, bir eğlenti için. Hayır efendim, bizim şiirimiz öyle değildir. Bizim şiirimiz en derin tefekkürün zuhur edişidir. Derin bir tefekkürdür. Yani samimi bir Müslüman edasıyla lüzumlu fen ve din bilgilerini tahsil edip adam gibi adam olma yoluna girdikten kemal ararken bülbül şakıması gibidir ve bir disipline tabidir. Böyle her akla gelen söylenmez, her biçimde söylenmez. O yüzden değil midir ki Alman filozof Nietzsche bizim şairlerimizi gördükten sonra teslim oldu. Şair olamayacağımı anladım, mecburen filozof oldum dedi. Tabii haklıdır. Bizimkiler gibi şair olamazsınız başka bir yerde. Bu ancak bu coğrafyada ve bu iklimde, bu zaman ve mekan ortamında mümkündür bu. Çünkü bu bilgi vahye dayalı bilgidir. Sapması olmaz. Bir de tereddütler, şüpheler değil, bilakis kanaat bahşeden, itminan bahşeden bir bilgi türüdür. Yani doğru, namuslu bilgidir. Namuslu bilgidir. Filozofide soru vardır, cevabın önemi yok. Sor gitsin, nasıl olsa soran yok akşam sabahı yani sırası. Salla gitsin yani. Biz mesul değildir neticesinde ama biz öyle değil, biz mahşere çıkacağız. Biz artistlik yapamayız, biz bir kere başta söz verdik. Ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurdu. Evet dedik, o halde biz ta başta senedi imzalayarak dünyaya da biraz dert bela devşirip, biraz dert bela toparlayıp dosyayı ikmal etmek üzere geldik. Yoksa ne işimiz var? Burada cennete gidecek adamın burada oyalanması zarar ya. Cennete gitme hususunda biliyorsunuz şairlerimiz çok şeydir böyle heveskar. Özellikle Nafi merhum dikkatimi çeken üstadım olduğu için. Kimdir bizi meleyleyecek? Bağ-ı cinandan mevrusi pederdir gireriz hane bizimdir buyuruyor Hazret. Cennet bahçesinin kapısına geleceğim de birisi bana giremezsin diyecek. Hiç sanmam diyor. Gireriz Allah'ın. Niye? Babamdan miras diyor. Baba madem orada değil mi? Ben onun oğluyum diyor. Yani mirası bana kalmayacak da kime kalacak diyor. Babadan diyor. Zaten onun dünyaya gelişi de maksatlı. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulbi pakinden değişti habbeya bağı cinamı ya Resulallah. Ebu Bekir Kani diyor ki babam Adem diyor. Sulbünden, neslinden Muhammed Aleyhisselam dünyaya geleceğini haber aldı da o yüzden bir buğday tanesine cenneti satıp geldi. O gelişi böyle izah eder. Gubar-ı payine almam cihanı ya Resulallah, değişmem muhine eftasumanı ya Resulallah, duyunca makdemi teşrifin Adem sulbü pakinden bırak değişti habbeye bağ-ı cinanı ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam. Bahse tam girer gibiydik, gene sattı. Dönelim şimdi. Aşkın en bariz vasfını, en görünen özelliğini, bilinmesi icap eden özelliğini redif mısralarıyla ısrarla vurguluyor Osman Nevres merhum. Gülün aşığı bülbüldür. O aşk ile ömür tüketir. Ama o gülden gül yağı elde edildiğinde bülbülün hiç nasibi olmaz. Başkaları sürünür. Gül yağını eller sürülür, çatlasa bülbül. Yani aşığın aşktan kazancı yoktur. Olmamalıdır, talep dahi edilmemelidir. Tamamen hasbi bir iştir. Hesabiliği yoktur, hesabi tarafı yoktur. Şimdi, yine bir sapmaya ihtiyaç olacak. Hasbi ve hesabi tutum ve davranış nasıl olur? Aradaki fark nedir? Biz modern dünyanın kapitalist öğretisiyle
her şeyi hesaplı yapmayı öğrenmiş, alışmış olabiliriz. Zihnimiz bu şekilde şekillenmiş olabilir, mazuruzdur. Yani gözümüzü açtık kazanma arzusuyla, hırsıyla. Geldik gidiyoruz, hala aynı dert, hala aynı dert. Bu insanın hasbi davranması çok kolay mümkün olmayabilir. Ancak mensubu olduğumuz medeniyet, mensubu olduğumuz kültür, mirasçısı olduğumuz kültür bize şunu öğütlüyor. Sen bir defa neyi sevdiğinle değil de, niçin sevdiğinle imtihan olunacaksın. Fuzuli'nin o meşhur beytini, sıkça tekrar ettiğim beytini, et tekrar var, sen bir kere daha söyleyeyim. Giriş yap. Ben giremedim de ondan kopya alıyorum. Allahümme salli ala Muhammed. Canı kim cananı için sevse cananın sever. Canı için kim ki cananın sever, canın sever. La havle ve la kuvvete illa. Edilen lafa bak. Canını sevdin ve fakat canana armağan etmek üzere sevdinse makbuldür, aşıksın sen. Neden? Maksat aşık çünkü. Maksat maşuka, maşuk. Halbuki cananı sevdin ama vuslat umidiyle kavuşmak, mutlu olmak için sevdinse bu egoizmdir. Kendin için bir şey beklemektesin ve merduttur, aşık değilsin sen diyor, saymam diyor. Canı kim cananı için sevse cananın sever. Canı için kim ki cananın sever, canın sever. Şiire, bizim lisede olduğumuz yıllarda bakıldığı gibi bakılır da, can ve canan kelimeleri üçer kere tekrar edilmiş, burada ne dediği de tam anlaşılmıyor filan filan diye bakılırsa, o senin dediğin asma kaba. Karşınızdaki adam Fuzuli, yani şiirin ve lisanın önde gideni, yani reisi. Yani bakınız, lisana nasıl bir revnak kazandırıyor. Bu insan bunu nesirle ifade edemez mi? Eder. Makale yazamaz mı? Yazar. Masal yazar, roman yazar. Mümkün. Ama bunu bu şekilde formüle ettiğiniz zaman daha 1556'da vefat etmiş adamın şiirini burada aynen nakle imkan olur. İşte manzum yapmanın, nazımla söylemenin böyle de bir hikmeti var. Hem müdahale imkan olmaz hem nakli mümkündür. Hemen olmasa da hatırlarlar gençler bir, değil mi? Bundan sonra sorarsam hatırlarsın. Değil mi? Tabii öyle aniden sorulunca gelmiyor tabii. Bir de o var yani. Söyle bakayım diyorsun, çocuk bildiği de oluşuyor. Canı kim cananı için sevse cananın sever. Canı için kim ki cananın sever, canın sever. Hasbilik ve hesabilik arasındaki farka dikkat çekmeye çalışıyordum. Bu beyt o meyanda hatıra geldi. Bunun tarihi çok güzel bir numunesi. 1111 miladi yılında, 505 hicri yılında vefat eden büyük İslam alimi İmam-ı Gazali Hazretleri'dir. Yani ben onu bildiğim için onu anlatıyorum. Örnek çok da onu ben rahat anlatabiliyorum. İmam Gazali 55 yaşında vefat etti. 450'de doğdu, 505'te vefat. Hicri hesapla 55 yıl. Alışa geldiğimiz güneş yılı takvim hesabına göre 53 yıl 4 ay ömrü var. Yani hayli genç sayılacak bir ömür. Yani benim yaşıma göre mesela vefat etti veya işte bu ay sanırım söylüyorum. O kadar yakın yani. İşte o hazretin hasbiliğe dair arza çalışacağım numunesi şu. İmam Gazali 30 yaşına kadar ilim tahsil etti. Tahsilini bitirdi. İlimde belli bir noktaya gelmiş olanın vazifesi yaymaktır. Farzdır onun için yani. Artık o ilmi neşretmelidir. Zekatı var ve ilmin zekatı mala da benzemiyor. %100. Biz mal zekatı 1/40. Bunu yapmak durumunda ve teşebbüs ediyor. Elinden geleni yapıyor ama yeryüzündeki sözde İslam devletlerinin tamama yakını bir miktar Arap milliyetçiliğiyle istikamet sapmasına uğramış. Bu Arap milliyetçiliği de çok enteresan bir şeydir. Bazen bunu hala Orta Doğu ülkelerinde üzülerek görürsünüz. Peygamber Arap'tır der, Kur'an-ı Kerim Arapça der, biz de Arap'ız. Demek ki dini İslam bizim ana vatanımız. Birileri gelebilir ama ev sahibi, kiracı gibi gelir filan gibi bir çok yakışıksız. Tekasür suresine rağmen yani katiyen olmaması gereken bir şey ama işte insanoğlu yanlışa çabuk meylediyor. İşte bunun bir miktar zehri var ve İmam Gazali Fars. Arap değil. Acem.
Dolayısıyla setler çekiyorlar, önüne engeller çıkarıyorlar. Bürokratik bir maniala, bir sürü şeyler, güçler, devlet işte mani çıkarıyor. Biz de yok mu gibilerden. Ve o günlerde Malazgirt'ten Anadolu'ya girmiş ikinci büyük kurucu Alparslan Merhum. Bir sene sonra da göçmüş. Melikşah tahta, üçüncü devlet başkanımız. Birincisi Tuğrul Bey'dir. İkincisi Alparslan Merhum, üçüncüsü Melikşah. Ve Melikşah Nizamül Mülk'ü vezir olarak tayin etmiş. Muazzam bir ilim ehlidir. Devleti fiilen o yönetiyor. Ve Nizamiye medreselerinin kuruluş aşamasından bahsediyorum. Tanışıyorlar İmam Gazali ile. Derdini anlatıyor Hazret. Diyor ki, bakın diyor, Arap milliyetçiliğine çattık, başımız belada. Ben ilim, neşri ulum etmek zorundayım. Vazifem bu ama siz bana ne yaparsınız? Devlet palazlanıyor çünkü artık yani. Hem Tebriz'de, Dandanakan'da, hem Malazgirt'te öyle muzafferiyetler elde etmiş ki artık cihan çapında bir iddia sahibi. Böyle ekonomik güç elde edince, siyasi güç elde edince de vazifeler artıyor tabii. İmam-ı Gazali'den meseleyi alınca Arap toplumunun, Arap devletlerinin yaptığının aksine şu sözü söylüyor Melikşah. Diyor ki, hocam burada milliyetti, ırktı, soydu sorulmaz. Sen ilim erbabısın, biz devletiz. Sen leşkeri dua, biz leşkeri gaza. Sen emret, işaret et, nerede ölünecekse gidip biz orada ölelim. Sana ne lazım, sen onu söyle. Ve devletin bütün imkanlarını İmam Gazali'ye tahsis etti. Nizamiye medreseleri kuruldu ve insanlık üniversite fikriyle ikinci kez tanıştı. Birincisi Endülüs İslam medeniyetindedir ve hazin bir akıbet uğradı biliyorsunuz. Kalan 20 yıl zarfında, yaklaşık 20 yıl zarfında İmam Gazali öyle eserler vücuda getirdi ki yolu düşenler anlatıyorlar. Oxford Üniversitesi'nde bugün dahi İmam Gazali'nin okunan kitapları var. Özellikle Makasidül Felasife, Tefafütül Felasife, El-Mukizu Minet Dalal adlı eserleri halen Oxford Üniversitesi'nde ders kitabı olarak okutulmakta olduğunu gidenlerden öğrenmiş bulunuyoruz. İlahiyatçı talebelerimiz birbirlerine bakıyorlar. Evet, aynen. Eksik olmayın. Talebe dediğim kusura bakma hocam. Yunus Hoca artık. Gayret ediyoruz. Vazife çok Yunus, görüyorsun ya. Babuş babalı. Peki buradaki noktayı nazar neydi? Ne kazanacağız? Elimize ne geçecek? Kaç dönüm arsamız olacak? Pamuk tarlamız olacak? Kaç paraya mal olacak bize? Girdisine çıktısına değil. Hasbi olarak Bismillah deyip kollar sıvanıp gidiliyor. O kadar. İşte bu hasbilik bizi ta 1922'ye getirmiştir. Hep hasbidir bütün şeyler. Yani bir şey beklenmez. Git, fetihle işgalin arasında ne fark var diye sorarlar. Vermeye gidene fatih denir, almaya gidene işgalci denir. Gayet açık yani. Ve tasavvuf kültürümüz bize şunu öğretmiştir. Beden almakla doyar, ruh vermekle. Ruhu besler. Muhatabın da ruhu besler. Adam, ya karşındaki insanın dini kitabı ne olursa olsun, o adam insan. Yani Allahu Teala'ya aşık bir ruh sahibi. Nefis galip geldiği için bu arzu gizli. Sen bulutları dağıt, aç görürsün. Sultan Fatih Saraybosna'ya gitti, boşnakça ifade etti, kendine hitap etti. Kendisi henüz o zaman 31 yaşındaydı çünkü yıl 1463 İstanbul'un fethinden 10 sene sonra. Fiilen oraya giden gönül erleri fethi tamamlamış da bayrağı dikmeye gidiyor ama Hikmet Hüda bizzat gidiyor. Orduyu Saraybosna'nın dışında duraklatıyor ve içeriye adam gönderiyor. Geldim diyor Sultan Fatih, orduyla buradayım, müsaade istiyorum şehre girmek için diyor. Yani yürüse eser geçer ya. Bizans'ın surlarını açmış adam o ama müsaadeyle giriyor ve alayı valayla bayram neşesi içinde karşılandı. 50 bin boşnak toplanmıştı. Onlara kendi dilinde hitap edip boşnakça o gün 30 bin kişiyi İslam dinine kabulü yaşandı. İhtida, toplu ihtida. 2012'de gittiğimizde gördüğümüz manzara da şudur. Bir boşnak mücahitle tanıştım. 70 yaşın üzerindeydi. Türkiye'ye çok düşkün görüyorum sizi. Boşnak var mı Türkiye'de dedim. Var dedi. Ne kadar dedim? 75 milyon dedim. Şairimiz bize aşktan bir kazancın olmamalı. Yani gelirse reddet manasında değil bu. Talep et, peşine düşme. Şöyle bir şey vardır. Dostluğun üzerine menfaat tesis edilebilir. Meşrudur. Ama menfaatin üstüne dostluk tesis edilmez. Adamın başına geçer. Dostluğun üzerinden meşru menfaat tesisi mümkündür. Helal iyi de olur ama menfaat üzerine dostluk kurulmaz. Kurulsa yaşamaz. Düşmanlığa dönüşür.
Modern aşklar nedir? Çiçek isimleriyle başlayıp hayvan isimleriyle biten bir hikaye. Leylek, gül falan filan, sonra eşek, katır bilmem ne, öyle öyle olur yani. Neden? Menfaate müteallikdir de onun için. Bir şey tahsil etmeyiz. Ne olursa olsun, beklenti ne olursa olsun. Yani aşığın aşktan tek beklentisi caizdir. O da nedir? Maşuk bilsin ki ben onun için yanmaktayım. Maşuk bilsin ki ben onun sevdalısıyım. O kadar. Bilmesi yeter. Ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin kıldığımız izzet yeter. Değil mi? Bunu dediler Hazreti Peygamber'e Miraç dönüşünde. Süleyman Çelebi ne güzel anlatıyor. Failatun, failatun, failun. Failatun, failatun, failun. Mesle de bu. Yani bir lazım değil ama hani duymanın da bir zararı yok. Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül. Etsem de abestir sitemi harete hangül. Dikenin cefasına katlansam sabretsem bile yine abestir onun karşılığı yine gül yağı değil. Gül yağını eller sürünür ben çatlasam da. Öyle olsun zaten bırak gül yağını sürünsün. Ne diyordu Bağdatlı Ruhi Merhum? Künci mihnette rakiba bizi tenha sanma. Yara yersen de yatursa elemi bende yatur. Bağdatlı Ruhi. Çağdaş-ı Fuzuli'nin. Künci mihnette rakiba bizi tenha sanma. Yara yersen de yatursa elemi bende yatur. Ey rakip, mihnet köşesinde o aşığı yani kendisinden bahsediyor. Bıraktım kendi halinde elem içinde çırpınıyor. Yari ben koynuma aldım diye hava atma. Yar sendeyse elemi bende. Çünkü aşkın en büyük tahsilatı elemdir. Elem. O yüzden İskender Palan'ın Elem markası sigara içtiğine şahit oldum. İyi mi? Leme. Hayır, Leme diye bakınca da Leyla Mecnun. Burada reklam yapmıyoruz. Bir vakayı anlatıyorum. Durum bu yani. Gördüm, abi ne, niye dedim bu dedim hocaya. Elem dedi. Başka? Leme, Leyla Mecnun, Lambim. Adam nereden tutturuyor ya? Allah selamet versin. Eksik olmasın. Bazı insanları tanıdığınızda sevinirsiniz. Tanıtmak iyi gelir insana. Bir de bana iltifat ediyor, o çok hoşuma gidiyor. Ben iltifattan hoşlanmak biliyorsunuz, ahmaklık alametidir. Ben kendimden biliyorum ama sabit. Yani burada estağfurullah yeri değil, öyle yani gerçekten. Bir gıyaben demiş ki, yaptığı faaliyetleri keyifle takip ediyorum, tasvip ediyorum, takdir ediyorum. Fakat şu son kısmı söylemeyin, bizden değerlidir demiş. Çocuk bunu getirince dedim ki hoca doğru söylemiş dedim ya. Yani hoca sahasında konuşuyor çünkü ihtisasa hürmet lazım. Bir bildiği var değil mi? Ben estağfurullah demedim yani. Etsen de abestir sitemi harete hammül gül yani eller sürülür çatlasa bülbül. Ellerle o zevk etti ben ateşlere yandım. Bazen böyle kulağa yadırgatıcı gelen kullanımlarım biraz art niyetli. Zevki mesela herkes zevk diyerek kaf orası da onu göstermeye çalışıyorum yani. Bunu tanımakta fayda var. Artık Osmanlıca öğreneceğiz hepimiz yani. İş değişti. Eskisi gibi değil. Yani Osmanlıca nasıl öğreneceğiz? Böyle öğreneceğiz yavaş yavaş. Ya niye zevkı kaflı söylüyordu bu falan filan diyeceğiz. Değil mi? Halbuki aliterasyon ne derler buna? Transkripsiyon. Bu bir ciddi bir ilimdir yani. Yani hangi kökten geldiyse orada iki tane değil. Orada birden fazla K var. Göstereceksin onu. İşte edebiyat kitaplarında K'nin altına nokta koyarlar, kaf olduğunu anlarsın. Bunu kaldırınca tadı kaçıyor işin. Sağır kef kayboldu mesela. M'ye sesi değil mi? Yok kayboldu. Üç tane K var. Kaybetmemek lazım. Ellerle o zevk etti, ben ateşlere yandım. O diyor ellerle oturdu kalktı, parka filan gitti. Ben burada ateşlere yandım. Çektim o kadar cavuru cefasın ki usandım. Neler çektim? Usandım. Derlerdi kabul etmezdim, şimdi inandım. Vaktiyle bana derlerdi, oğlum senin işin ya. Aşk dediğiniz öyle büyük karı olmuyor falan derlerdi. Neticede inandım, tecrübeyle sabit oldu ki. Ne sabit oldu? Gül yağına eller sürünür, çatlasa bülbül. Gördüm bu seher açılırken Gonca'yı hare. Bu seher vakti diyor, baktım Gonca açılıyor ama diken var diyor, dikenli. Olarak açılmış. Sordum nola bu cevru cefa bülbülü zare niye bülbüle cefa ediyorsun niye eziyet ediyorsun diye sordum ama o da dertliymiş bir ah çekip hasret ile dediğine çare
Herkes Mecnun'un, aşığın derdini bilir de maşuğun derdi gizlidir. Leyla öyle demiş. Mecnun meşhur oldu. Herkes ona acıyor, derdini biliyor. Benim derdimi soran yok. Feryat da edemedim diyor. Ses de çıkaramadım diyor. İşte Salih Baba'nın şiirini yani bu açıdan anlamak biraz mümkün oluyor değil mi? Ne demişti? Zeminde, zemine indi mevadan nice yıllar döküp kan yaş. Yana, yalınız Adem değil, ağlayan Havva'da yangın var. Sen Adem'in ağladığını biliyorsun ama diyor, hakikaten de Havva da ağladı diyor. Nice yıl hasreti hicran oduyla yaktıken anı, kim? Yakup Aleyhisselam. Yanan Yakup değil, gör Yusuf Özelha'da yangın var. Sen diyor Yakup'un yangınından haberdarsın ama biliyor musun? Yusuf da yandı, Zelha da yandı. Zeliha yani. Bezne uysun diye Zelha orada. Peki bu ne demek? Bu muazzam bir şey demek abiciğim. Bu çok büyük bir şey demek. Aşk odu evvel düşer maşuka andan aşıka. Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi. La havle ve la kuvveti. Kütahyalı gaybi, gaybi merhum, aşk odu, aşk ateşi, evvel düşer maşuka, ondan aşıka. Şem'i gör, mumu gör kim, yanmadan yandırmadı pervaneyi. Sen yandım diye bas bas bağırıyorsun ama seni yakan neydi mum? E yanmasa yakar mıydı? O yandı ki seni yaktı. Demek ki, yani Hersekli Arif Hikmet merhum diyor ki, ey aşık. Aşkın ızdırabına düştüm diye yakınma. Serapa kainat bu derdi bir engame düşmüştür. Serapa kainat bu derdi bir encame düşmüştür. Yani bütün kainat zerreden küreye bütün yaratılmışlar. Aşk derdiyle dertlidir. Sana düşen kısmı dilin döndüğü için ifadeye sığıyor. Dilin dönüyor biraz. Çenen düşük. Konuşuyorsun diyor. Konuşma diyor. Konuşma, anlatma yani. Gizli gizli yapsın, çaktırma yani. Onun yanması iyidir. Şimdi bülbülle kavga çoktur şairlerimizde. Sordum bu sefer açılırken Gonca'yı hare. Yani Gonca'ya sordum, o da ah bir bilsen filan dedi. Gül yani eller sürülür çatlasa bülbül. Kitap böyle yazılmış, ne yapayım dedi. Necati Bey merhum. Şair Necati Bey. Sultan Fatih döneminin şairiydi. Vefatından sonra da devam etti. 1504'te falan öldü. Sultan Fatih'ten epey sonra vefat etti. Güzel, çok güzel bir şairdir. Burç şairlerdendir. Mektep adamdır. Ekol sahibi yani Fuzuli gibi, Baki gibi ekol sahibi bir şairimizdir. Şey yazıyor, Cülusiye. Yani ikinci Bayezid tahta geçmiş. Tahta geçen padişaha bir şey yazılır yani. Bu adettir. Onu yağcılık zannediyorlar şimdikiler. İşi bilmiyorlar. Halbuki o vesileyle sanat yapılır. O vesileyle gençliğe hitabe yazılır. Tam bir gençliğe hitabedir. Ve bütün millete bir yani hem nasihat vardır. Bizzat padişaha da nasihatler vardır. Şu beytte işte padişaha özel bir nasihat var. Yine gülle ilgili bir durum. Şah-ı adil devridir var. Göğüşü malet ey sabah. Bülbüle cevreylemekten etsin istiğfar gül. Gül kasidesi 70 küsur beyt. Bir beytini okuyorum, tekrar okuyorum. Şah-ı adil devridir var gûş-i malet ey sabah. Bülbüle cevreylemekten etsin istiğfar gül. Adil şahın devri geldi. Bu padişaha adil ol demektir. Yani bunu tabii bunu da unuttuk biz. Pozitif bir şey söylendiği zaman kendimize aslında öyle ol demektir. Sen çok güzel bir salih, bir takva sahibi bir arkadaşsın. Öyle ol demektir yani. Allah razı olsun ne demektir biliyor musunuz? Bu halinle Allah razı olsun değil. Allah seni razı olacağı hale getirsin. Hayırlı işler ne demektir? Bu iş biraz arızalı olabilir. Allah hayırlısını nasip etsin. Yani düzgün bakalım ya. Adama hayırlı iş dua ediyorsun ya. Hayırlı işler. Bana hayırlı işler dedi. Namazını yazdı da birisi dedi. Demek ki bu iş iyi bir iş diyor meyhaneci. Olmaz. Sana nasihat etti ama üslubunca yaptı. Zarif bir üslupla yaptı. İşte bu üslup hakimdi. Bütün konuşmalara, bütün edebiyata hakimdi ve diyor ki Şah-ı adil devridir. O kadar ki
Yani öyle adaletli ol ki var yoğuşu malet ey sabah. Sabah rüzgarına talimat veriyor. Git diyor gülü kulağını çek. Gül yaprağı kulak gibidir ya, kulağını çek. Niye? Bülbüle cevreylemekten etsin istiğfar gül. Bülbüle eziyet etmekten artık gül tevbe istiğfar etsin. Çok çektirdi. Şimdi bu o günkü yani kavramlar manzumesi içinde şu manaya gelir. Padişahım, bülbüle bile azarlıyor, fırça atıyoruz burada ona göre yani. Ona göre yani. Babam Fatih senin ya, şaka mı bu? Yani ileride Yavuz gibi de bir oğlum olacak ama onu henüz bilmiyoruz. Adam da kritik bir adam. Osmanlı tarihinde silik bir şahsiyet olarak anlatılır maalesef. Büyük hatadır. Babası Fatih, oğlu Yavuz olan adam silik olur mu ya? Ya sen o adamın Edirne'de yaptığı mimarhaneyi de mi görmedin yani? En azından duymadın. Bayezid-i Veli. Sofu Bayezid, ikinci Bayezid, üç adı var. Ve konumuzda direkt bir ilgisi yok. Yani böyle havadan sudan şey yapıyoruz yani. Gördün bu sefer açılırken Gonca-i Hare, sordun nola bu cevri cefa bülbülü zare, bir ahçaki fasletine dediğine, senden güzelim çare bana katlı emeldir. Ey güzel sevgili, senden bana tek nasip emeli kesmektir, katlı emel, yani vazgeçmektir. Bir taleptir, katlı emeldir. Etsen daha ülfet demem, ellerle halendir. Birileriyle samimi olsan filan da yasaklayamam. Avyar ile gezsen de gücenmem ki meseldir. Başkalarıyla gezsen bile gücenmem zira hüküm var. Gülyanı eller sürülür çatlasa bülbül. Ne yapayım? Kaide böyle. Yani buna da karşı çıkamam. Nabi merhum diyor ki bize iltifatını esirgemesin de başkasıyla samimiyetine mani değiliz diyor. Yani arada bir şöyle bir baksın. Fuzuli de diyor ki bu iltifatın biçimi hakkında yani aşık maşukta nasıl bir iltifat bekler? Aha şöyle. Zerir-i saltanat zevkinden efzundur bana ol söz ki lütfilen de bitsin bir gulam-ı kemterinimdir. Ey sevgili bana şöyle bir iltifatta bulunmuşsun. Ve o iltifat benim için padişah tahtına oturmaktan yüksek bir lezzet verdi. Allah razı olsun, çok sevindim. Peki ne dedi? Demişsin ki benim adım geçmiş herhalde oralarda. Kölelerimin en ucuzudur. Demişsin benim için. Saydı ya, böyle say, zararı yok. Unutma da, çizme de, atma da, ölüm mü dersin, gülüm mü dersin, yeter ki ses gelsin. 20. yüzyıldaki ifade biçimi. Yani bir şeyde de, ölüm de. Ama yok sayılmak, dehşetli bir şey ya. Hesaba katılmamak. Ve bu noktada işte, dipsiz velilerden Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin kelamına bakınız. Hazır olsak hesaba katılmayız, gayip olsak aranmayız. Kendini öyle görüyor üstadlarının karşısında. Biz kimiz ki diyor. Hazır olsak hesaba katılmayız, gayip olsak aranmayız. Bigane edadır bilir o lafeti herkes. Ümmidi visal eyleme ondan ebedi kes. O nazlıdır, minnetsizdir, biganedir. Bunu herkes bilir. Nevresciğim, boşu boşuna ümit besleyip durma. Ondan emeli. Beyhude yere ahu figan eyleme nevres. Kendine söylüyor artık. Gül yağını eller sürünür. Çatlasa bülbül. Sonradan Müslüman olmuş olmasına rağmen kültürümüze hizmetleri çok büyük, çok çaplı olan Nevres'in mesela şu beyti de hatıra gelir. Biraz ağdalıdır. Ama tek bir beyt olduğu için sizi fazla yormayacaktır. Ba'isin nekbet olur, merdi harise izzücah. Nitekim balüper esbabu helaki murdur. Mur neydi? Karınca. Esbabu helaki mur. Esbab, evet. Karıncanın helakine sebepler, sebebi. Nitekim bağlüper, esbabı helaki murdur. Nitekim belli, yani nitekim olarak kullanan bir devlet büyüğünü bile tanıdık. Nitekim bağlüper, esbabı helaki murdur. Esbabı helaki mur, helakine sebep olan şeyler. Karıncanın helakine sebep. Nedir bağlüper? Kanat. Kanat.
bal, veper, ikisi de kanat ama birlikte kullanılması Osmanlıca'da ayrı bir lezzet. İki kanadı böyle ifade ediyor. Bal, veper diyor. İkisi de kanat ama kanat iki tane olur ya. Bal, veper. Karıncanın kanatları helakine sebeptir. Bu ne demek şimdi? Siz gençler bilmeyeceksiniz muhtemelen. Şöyle 50 yaş üzeri hatırlayacak. Karıncalarla oynardık, görürdük. Böyle hızlı hızlı giderler, buğday falan. Çocukken böyle yerdesiniz. Yani teknolojik aletler olmadığı için toprakla oynuyorduk. Karınca bakardık. Bazı karıncalar kanatlı. Hafif hafif de uçuyorlar. 3 santim zıplar, 5 santim zıplar falan kanatlı. Sorardık büyüklerimize, bu kanat ölecek de ondan derler. Karınca öleceği zaman kanatlar. Bakın buna atıf yapıyor. Bâis-i nekbet, yıkılışa sebep. Yıkılışın dayanağı, bâis ilginç bir kelime. Bâis, İngilizce'ye base olarak geçtiğini tahmin ediyorum. Çünkü aynı anlamda. Bâis-i nekbet, çöküşe sebeptir. Ne? Merdi harise izzüca. Hırs taşıyan adama mevki ve makam helak oluşa sebeptir. Karıncanın kanatlanmasına benzer. La hule ve la kuvvete. Yani serveti kazandın mesela, eşin tuttu. Allah göstermesin. Serveti taşımak kolay mı? Yani zekatı var, fitnesi var, memesi var. Taşıyamadın, üstüne sarıldın, kapandın. Efendim? Altın diyor, pişman diyor. Cimrileri yerine geçtiği için madenden çıktığına pişman diyorlar. Altın diyor. Lan çıkmasak orada rahatımız iyiydi. Cimri herifin kesesine girdik falan. Bâisi nekbet olur merdi harise izvicah nitekim bâlüper esbâhu helâki murdur. Aziz ve kıymetli cemaat. Şu beyitlerin manaları hakkında bir miktar daha böyle haberdarlık için, farkına varmak için Osmanlıca öğrense bir kişi zahmetine değer mi değmez mi? Eli gibi vicdanına koy. Yani her şeyde böyle abi işe alırken sormuyorlar ki bu yüzden maaşıma zam gelmiyor ki filan diye her şeyde böyle materyalist retoriklerle düşünmeyelim canım. Boşver para dediğin nedir ki ya? Yani parayla saadet olmaz. Sen bana getir de görüyorum. Nitekim bâlüper esbâb-ı helâki murdur. Osmanlı evresi deyince aklıma hemen gelen, herkesin aklına hemen gelen olaydı redifli fevkalade şiirine dokunmadan da olmaz. 9 beyittir. Hatırlamakta zorlanacağımı biliyorum artık. Yani birkaç yıl önce bunları hiç böyle hiç teklemeden söylerdik. Giderek tabii yıpranmalar oluyor herhalde. Bak estağfurullah yeri burası. Ya bir şey yapıyordum. Allah'ın nasıl yarar. Estağfurullah diyeceğim. Sinem de ger müessir bir dudi ah olaydı ruhsarını yakardın ger gökte mah olaydı. Evvel senin elinden şekvaya ben giderdim alemde aşıkana bir dadi hah olaydı, zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş. Tek zülfünü göreydim bahtım siyah olaydı. Rakibe kast eylemek köyümde pek günahmış. Ben hasmı öldüreydim koy bir günah olaydı. Hattın Habeş kuluyla alaydı Fas diyarın. Zülfün sevadı Çin'e tek padişah olaydı. Olmazdı kalbi mahzun ta böyle zar-ı mecnun. Çeşmin kılaydı efsun, zülfün penah olaydı. El çektim ey vefasız vaslın temettuğundan, ruhine bari bende tab-ı nikah olaydı. Güçmüş murada ermek nevres vefa yolundan, ey kâş kûy-i yâre bir başka rah olaydı. 8'de kaldık demedim mi ben size, çıkaramayız diye. Çıkaramadım işte. Ama 1-2 atlamayı artık mazur görür olduk. Yani kocadıkça. Şimdi güzel şiirler, çok beğenilen şiirler tahmis ve tanzil edilir. Gelenek öyle. Bir şairin çok tanınıp bilindiğinin en güzel göstergesi tahmis edenlerin çokluğudur. Osman Nevres bunlardandır. Sadece bu şiiri, olaydı şiiri 30'un üzerinde tahmis görmüş. 50'nin üzerinde tanzil görmüş. Çok etkilenilmiş, çok beğenilmiş. Yani bazılarımız 3. beytte türküyü bile hatırladılar. Halk türküsü formunda bir benzerlik neydi o?
Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuş, tek zülfünü göreydin, bahtı siyah olaydı. Hakikaten çok şairane. Kara saçını görenlerin bahtı kararıyormuş ama bir kere görsem de kararacaksa kararsın filan. Ya hayret bir şey ya. Yok artık yani. Şimdi yakın tarihte bir şaire getireceğim sözü. Yozgatlı Hüzni merhum. Hüzni. İki mahlas kullandı. Hizbi ve Hüzni. Hizbi'yi az kullandı. Yani Hizbi ne demek? Partili. Bir gruba dahil falan. O neden, ne kastedildiği belli değil. Ona da sevimsiz gelmiş. Hüzni daha bir oturaklı olmuş. 1936'da vefat etti Hüzni. Oğlu, henüz tanışma fırsatım olmadı. Hayattaymış, 100 yaşında. Etimeskut'ta oturuyor. Yani kalabalıkta tekrar söylememin sebebi, yine burada bir sohbette birisi onu tanıyor, sizi tanıştıracağım falan dediydi. Sonra ipin ucunu kaçırdım, kim bahsetti onu da unuttum. Yani hatırda bulunsun, belki laf kafa açar bir gün bir yerde. 100 yaşında oğlu, Etimeskut'ta hala der hayatıymış. Allah hayırlı ömürler versin. Hüzni merhum, Osman Nevres'in şiirini tahmis ediyor. Bakın nasıl ediyor. Fevvari-i derundan dil intibah olaydı. Tesiri suziaha adil güvah olaydı. Aşkın mezakına hem zerre agah olaydı. Sinemde gir, sinemde ger müessir bir dudi ah olaydı. Ruhsarını yakardım yer gökte mah olaydı. Gerçi biz Osman Devresi'nin beytinin günümüz Türkçesiyle izahını yapmadan tahmise girdik. O yüzden biraz uzak düştü ama girelim şimdi. Sinemde ger müessir bir dudi ah olaydı. Bir ah dumanı olsaydı sinemde. Demek ki yok. Demek ki ah etmiyor. Eğer etseydim ruhsarını yakardım ger gökte mah olaydı. Aydan da güzelsin ey sevgili ama o ay gibi güzel olan yanağını gökte ay olsa bile yakardım. Allah'tan sesiniz çıkmıyor. Sevildiğini bil yani. Ses çıkarmıyorum da o yüzden. Yoksa var ya yani mazlumun ahı indirir şahı derler ya. Yani ah etmeye görsün. Fakat biz diyor aşkın ızdırabına uğradığımız için laf etmemeyi adet edindik. Kaidedir bizim için. Susuyoruz. Şeyh Galip bunu çok güzel söyler bir beytinde. Diyor ki figanı ahı Galip kalmadı mestur o zalimden. Çıkardı perdesinden hame hem cümleyi peyender bey. Biraz itinasız okuduk ama başka bir vezin olduğu için. Yani, figanı ahı Galip kalmadı mestur o zalimden. Çıkardı perdesinden hame hem cümleyi peyender bey. Didat dat dat. Dört mefailin. Didat dat dat. Didat dat dat. Böyle ağır hükümler söyleyeceği zaman şair bu vezni tercih eder. Sunar bir camı memlubin tehi peymaneden sonra. Döner vefki murad üzre felek ammaneden sonra. Anlarsın ki çok ciddi bir şey söyleniyor yani. Hükümdür yani ha bir eli ayağı topla. Bu da öyle yani. Figanu ahı galip kalmadı mestur o zalimden. Mestur örtülü, setredilmiş. Hatırla burayı. Burada bir şey var. Bir ceviz açacağız burada. Galibin ahı, figanı, feryadı, örtülü kalamadı o zalimden. Zalim sevgilinin sıfatıdır. Sevgiliden bahsediyor. Kalamadı. Susacaktım. Sustum da. Ama şu bizim kalem var ya, kamış. Ney gibi? Ya aynı kamıştan yapılıyor ya. Akrabasına çekti. Ney gibi feryat etti. O yüzden açığa çıktı, sır kalmadı. Çıkardı perdesinden hame hem cümney peyender bey. Hame kalem ney ne hem cümney. Neye benzedi, neden benzedi? İkisi de kamıştan mamul onun için. Akrabası gibi yani ben kalemi sessiz sessiz kağıda değdiriyordum ama eyvah. Değdi ve neyliğini yaptı. Yani sır açığa çıktıysa gevezeliğimden değil, sebep şu gördüğünüz kamıştır. Diyor. Mestur, örtülü. Min, sin, te, ra, setr. Setre öğret, setr. Örtülü. Te, tı olunca.
Bir Şeyh Galip Beyti'nde başıma ne geldi biliyor musunuz? Seneler önce, yani 7-8 yıl oldu, Galip Divan'a elime geçmiş ve çok cilveli ve ben tutulmuşum. İçimde suda balık gibiyim yani. En az 2 yıl öyle devam etti o Galip leşmesi. Şöyle bir beytle karşılaştım. Anberi deryayı piçü ta bu mevci satrıdır, namı bu defterde mestur olmasın bir kimsenin. Anberi deryayı piçü ta bu mevci satrıdır, namı bu defterde mestur olmasın bir kimsenin. 8 beyit var bu gazelde. Diğerlerini az çok bir şekilde anlamlandırdık ama bu beyit hakkında hiçbir fikrim yok. Günlerce, haftalarca katiyen bir şey sezemeden o kadar muğlak ki bir gün çok düşününce rüyanıza giriyor artık iş. Rüyamda çok sevdiğim bir profesör doktor, tarihçi dostum Ekrem Buğra ikinci. Tanıyanlarımız vardır. O da bir miktar bizim kadar olmasa da ünlü olmaya başladı. Sağda solda görüyorum ekranlarda. Ben tarihçi de çok güzel bir tarihçi. Rüyamda o karşımda. Bu mevzuyu konuşuyoruz. Amberi deryayı bir cütap dedi. Tamam anlaşıldı orası dedi. Mevci satıldı. Tamam dedi. Namı bu defterde mestur olmasın bir kimsenin. Abi mestur örtülü demek. Örtülü setredilmiş mestur. İşte o kelimeyi yanlış anladığın için mevzuyu çözemiyorsun dedi. O dedi satıra dökülmüş. Satratı sinvete değil. Ama bugün Latin harfleriyle yazınca ikisini de aynı yazıyoruz. Satı ve tığı göstermediğin için mestur mestur anlaşılıyor. Ben mazurum yani, kabahatim yok. Örtülü deyince de bir türlü çıkmıyor. Satırla böyle bak dedi, baktım hakikaten kabak gibi ortaya çıktı mevzu. Yani aşıklar defterine yazıldığı zaman elemin dalgaları artık senin üzerinden aşmasına mani olamazsın. O deftere bir defa adın mastur olmaya görsün, satırlanmış olmaya görsün. Bir kere defter kayda girmiş olmaya gör, diyor. Herkes dosta yazmış, arzu halinde bizimkini rüzgara yazmışlar. Rüzgar türküsü. Oraya yazılmış onlar. Sabah kalktım, aradım Ekrem Buğra Hoca'yı. Beyti sordum. Bir şeyler göveledi, tem kümbırın kır. Abi senle rüyada görüşelim, uyanırken anlatamıyorsun. Rüyada iyi anlatıyorsun sen. İyi ki dememiş rüyada iyi anlatmış. Değil mi? Fevvare-i derundan bir intibah olaydı. Hani izahını yaptık neymiş? İçimde bir ah var ama açığa çıkarıyorum. Çıkarsam yakıcı bir ateş gibi göğe yükselir. Velev sen gökyüzünde olsan bile aydan parlak yanağını yakar, yanmıyorsa sus sükutundan. Yani bu öyle bir nüktedir ki, şimdi bazen de maşuka hitaben denilir ki, yani anladık sen gülsün ben diken de, dikeni uzağa atma sakın, zira gül dikenden ayrılınca darmadağın olur, ben sana lazımım. Dikenim ama sana lazımım, her gülün dibinde diken olur. Neyse dağıtmayalım, o konudan biraz uzaklaşıyor. Beyt anlaşıldı, şimdi bakalım yüzlüğü ne diyor. Fevvare-i derundan dil intibah olaydı. Fevvare, fıskiye demektir. Fıskiye. Yani içimdeki kanı fıskiye gibi fışkırtan bir ağlama ile gönlüm uyansaydı da, uyanık durumdayız ya, niye kendisini uykuda kabul ediyor? Hadis-i şerif öyle, uykudasınız, ölünce uyanırsınız buyuruldu. Yani bir intibah olaydı. Tesiri suzu aha adil güvah olaydı. Ahımın yakıcı ateşine bir adil şahit olacaktı. Sen de görecektin. Ama olmuyor, açığa çıkmıyor, idrake kalıyor iş. İnsaf edersen el insafınız bitti, anlayacaksın. Anlayan da görülmemiş zaten. Aşkın mezakına hem zerre agah olaydı, aşkın lezzetine. Zerrece bir uyanıklık kazanabileydi, zerrece anlayaydı, sinemde gel muassir sözü Osman Nevres alıyor. Yani sonlu hayat içerisinde, ebedi olmayan dünya hayatı içerisinde aşkın manasının kemaliyle kavranmasına imkan yoktur ama egzersizi yapılabilir. Derse çalışılabilir ve burada ayrılık nasıl bir şeydir, vuslat nasıl bir, kavuşmak nasıl bir şeydir farkına varırsın, böylelikle edindiğin o egzersiz, o eğitimle
hakiki kavuşmayla tanıştığında lezzetini alırsın. Yoksa yani dünyada bulunma sebebimiz o zaten. Yani bunu tatmak. Eğer onu tatmazsa insan kavuştuğunun nimetini yemez. İnsan tabiatı öyle yani. Acı çekecek ki nimete kavuştuğu zaman oh desin. Cismimde tab olaydı, başka kârı ne derdim? Ferhad-ı Kays'tan evvel aşk katarın giderdim. Sultan-ı aşka kadar ifşayı raz ederdim. Evvel senin elinden şekvaya ben giderdim. Alemde aşikana bir dadiha olaydı. Osman Nevres diyor ki, evvela mahkemeye ben gidecektim seni şikayet etmeye ama aşıkların müracaat edebilecekleri bir mahkeme kurulmadı. Olsaydı ilk davacı bendim. Olaydı, olmadığının da bir göstergesi. Tatar aşk-ı sevda her taraftan gelirmiş. Nakdine-i şuurun yağma eder alırmış. Vadi-i aşkta müdam hayran olup kalırmış. Zülfün görenlerin her bahtı siyah olurmuş. Tek zülfünü göreydim, bahtım siyah olaydı. Demin benim okuduğum bir beyti tahmis etmemiş Osman Nevret, Hüzni merhum. O beyt şu idi, yani bilerek yapmamış bunu. Günümüz insanından herhalde yanlış anlayacağını düşünüyor. Yibiseti olmayanlar okuyor, benim de atlamam lazım ama atlayamadık. Rakibe kast eylemek köyünde pek günahmış, ben hasmımı öldüreydim, koy bir günah olaydı. Biraz cüretkar bir beyt. Rakibi öldürmek sizin oralarda günahmış diyor. Adam öldürmek nerede günah değil ki ya. Ben diyor hasmımı öldürsem de bir günah olacaksa olsa. Yani biraz tabii Müslüman hassasiyetini zorlayan. İşte şair milleti de bazen frene basmayı veriyor böyle. 5-6 vites aldığını gidiyor. İşte o hızla giderken virajı alabilmek demiş. O da bir miktar yorumla yanak kalan düşen bir vazife. Öyle diyor Koca Ragıp Paşa. Arusu sühana revnak-ı tabir verir. Cami düşünce çesbah. Bu son beyt. Saate bakmadım ama galiba yaklaştık. Evet, saat dolmuş. Bu son beyt olarak hazredeyim. Koca Ragıp Paşa diyor ki, Hüsnü balater eder cami düşünce çesbah. Nev arusu sühana revnak-ı tabir verir. Güzelliği iyice artırır ve yüceltir diyor. Uygun düşen elbise. Yani güzel zaten güzel ama bir de uygun bir elbise giydiyse daha bir göze girer. Onun gibi diyor bizim şiir gelinimiz okuyucunun güzel yorumuyla asıl lezzetini verir. Ey okuyucu adam gibi anla da yorumla. Adam gibi anla, artistlik yapma. Yani tehlikeli şeyler söylüyor çünkü şair bazen. Yani diyorsun ki ya bu da mı olur diyor. Hakikaten olmaması lazım ama işte yorumlarken diyeceksin ki yani bu istikamet sahibi bir adamdır. Yani bir şey dediyse işte yorum doğru yapılamadığı zaman Yunus Emre şiirleri okunuyor. Adam oradan Kur'an'ın dışına çıkıyor. Mayın tarlasına dalıyor. Delil olarak onu gösteriyor. Olmaz ki canım. Olmaz yani. Yasak olan yasaktır. Haramlar bir İslam'ın mayın tarlasıdır. Oraya girmeyeceksin. Birisi halini yaşamıştı. Yaşadığı hali anlatmıştır. Hallacı Mansur niye öyle söyledi, Enel Hak dedi diye sordular. Divan şairi Şeyh Galip'in ustası Süleyman Neşet Efendi şöyle cevap verdi. Neden Enel Hak dedi Mansur dediler. Ne yani Enel Batıl mı deseydi? Başka bir izahı da vardır tabii. Bir Arif'e sordular. Enel Hak sözü zahiren küfür tabii, söylenmesi lazım. Neden söylediğini şöyle izah etti. Delikanlı kıza aşık oldu. Aşkın çilesiyle hayatı kaydı. Bir türlü de çare bulamıyor. Çırpınıyor zavallı. Arif bir zata müracaat etti. Ne yapayım dedi. Aklım çıkacak dedi. Gel dedi. Onu çilehaneye kapattı. Sürgüledi üstünden. Burada dedi eline bir tesbih alacaksın. Günde 10.000 defa sevgilinin adını söyleyeceksin. Diyelim ki sevgilisi Leyla olsun. Yani Leyla çekiyor bizimki. Birkaç gün sonra Leyla geldi. Maksat hasıl olduk, kavuştular. Muradına çıktılar, bizi çıkalım kerevetine, erdiler muradına. Sonra delikanlıyı çekti kenara, bak yavrum 3 gün Leyla dedin kavuştun. Allah desen ne olurdu hesap ettin mi? Ya işte Allah'cı Mansur böyle dedi.
Allah dedi. Ondan sonra olup bitene kendisi de hakim olamadı. Senin kavuştuğun bu, onun kavuştuğu da o. herkes yani Leyla'sını arayan Leyla'sını, Mevla'sını arayan Mevla'sını bulur. Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Hakikaten saate aniden bakınca bir saat dolmuş. Biraz yorucu oluyor. Arada hiç müzik falan yok ama sizin için yorucu oluyor belki ama haksızlar. Olmuyor mu? Estağfurullah bir tanım ama yorucu oluyor. Aynı kereyi hocam olur mu? Biraz yani fazla hani böyle alışık olmadığınız, tanışık olmadığınız kavramlar tabii resmi geçit yapıyor. Yavaş konuş diyorlar. Onu da çok beceremedik. Biraz yavaşlatmamız lazım belki. Ama ne yaparsanız işte bir tek şairin etrafında bir saat konuş. Bak durumunda böyle oluyor. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Dinleyen dinleniyor tabii. Allah razı olsun. Lütfen. Efendim? Buyurun. Size ne kadar öyle buyursanız Sayın Bakan da bilirler. Bir konuşmanı veren bir marifeti irtibatı var. Bundan böyle de bunun sonunda da bir tane de alkış yapmanız lazım. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben gider söylerim Osmanlı'nın resimlerini, sen alkışladılar derim. Adları geçenlerin ruhları için El Fatiha.